Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğnoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk önce tığımın numarasını söyleyerek başlayayım. 21 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar ve modelimizde bu şekilde bir havlu kenarı arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce bu beyaz kısmını yapıp sonra da yeşil yaprağını yaparak yaparken çiçeğimizi monte ediyoruz arkadaşlar modelimiz bu, bu şekilde arkadaşlar çok hoş bir model yapımı da bir o kadar kolay ve zarif olan bir model şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle 20-25 tane buraya bir zincir çekelim. 4-5-6 Artanını keseriz arkadaşlar. O sorun değil. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 20 tane zincirimizi bu şekilde çektik arkadaşlar. Tığımızın başını doluyoruz. Şöyle Baştan 7 tane zincir sayalım veya göz kararı arkadaşlar. Buraya bir tane kutucuk yapıyoruz. Şimdi 1 2 2 olarak aldık. 1 2 3 zincir çektim araya. Bir defa tığımı doladım. 1 2 3. zincirimin içine 1 2 2 İkinci kutucuğumu yaptım. Tekrar 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 bu şekilde. 3. zincirimin içine kapattım. 1 2 2. 3 seferde kutucuk yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sayıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3. zincirimin içine girdim. 1 2 2. 3 seferde aldım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Bir defa doladım. 3. zincirimin içine buraya kapattım. 1 2 2. Toplam adedimiz 5 tane kutucuk olacak arkadaşlar. 5 kutucuğu da yaptım. 2 zincirle dönüyorum. Ve buraya sık iğne ile arkadaşlar ilk yaptığım ilk kutucuğuma döndüğüm kutucuğuma kapattım. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bu trabzanımızın tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Eğer bu sık iğneyi yapmazsak araları böyle delikli delikli boş boş duracak arkadaşlar. Kaynaştırması için muhakkak trabzanlara da bir sık iğne yapın. Yine 3 tane kutucuğun içine sık iğne yaptım. Yine trabzanıma geldim. Trabzanıma da aynı şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Tepesine Yanındakine yine üç tane sık iğne. 2 ve 3. Tekrar trabzanıma geldim. Trabzanımın tepesine yine bir sık iğne yaptım bu şekilde. Yandaki boş olan kutucuğuma girip bir sık iğne. 2 ve 3. Trabzanımın tepesine de arkadaşlar bu şekilde kapattım. bir sık iğne ile. Tekrar buraya arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. 6 zincir. Şimdi arkadaşlar trabzanımızın tepesini arkadaşlar bir defa dolayı tığımızın başını buraya trabzanımızın tam tepesine trabzanımızın tam tepesine olması önemli arkadaşlar çünkü kaydırma olur o da hoş durmaz bunun için bir püf nokta var. Yine araya 3 zincir çekelim arkadaşlar. Bakın şu trabzanımızın bu tarafı mı, bu tarafı mı göz yanılması olmasın. Trabzanın bir önü. Bir önü olarak göz tutarsanız şu sık iğnenin deliğini arkadaşlar bu şekilde. O zaman hemen direkt hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 3 sık iğne saymanıza da gerek yok. Bakın saydığınız zaman da hesap aynı çıkıyor. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir bir defa doluyorum ve trabzanımın tepesine 1 2 2 3. kutucuğumu yaptım arkadaşlar tekrar 3 zincir çekip bir defa doladım yine trabzanımın tepesine arkadaşlar bakın göz kararı bir önüne battığım zaman otomatik olarak 3 tane sık iğne atlamış oluyorum 1 2 3 zincir arkadaşlar 2 zincirle döndüm sık iğnemi dönerken çünkü bu şekilde sık iğnenin üzerine batmam rahat oluyor yoksa aksi takdirde elleriniz delinir o yüzden bakın şöyle dönerken bir zincir bile değil iki zincir çekeceksiniz ki buraya trabzan yaptığınızda parmaklarınız rahat edecek delinmeyecek 3 tane sık iğne yine yaptım arkadaşlar trabzanımın tepesine de unutmuyorum bir tane sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar altı bu şekilde yapmaya devam edecek bir havlu boyutunda. Havlunuzda evde hazır havlunuz varsa ölçü var arkadaşlar ona göre de yapabilirsiniz. Büyük havlu küçük havlu hangisini yapmak istiyorsanız ona göre bu beyaz kısmının uzunluğunu yapacağız. 3 tane yine dolduruyorum sık iğnemi ve trabzanım unutmuyorum arkadaşlar çünkü bu trabzanım demek arada boşluk böyle delik gözükmeyecek demek arkadaşlar bismillah kapattım buraya yine 3 tane 1 2 ve 3 evet arkadaşlar bakın bu şekilde devam edecek bir sıra kutucuk bir sırada kutucukların üzerine sık iğne olarak bu şekilde yapmaya devam edeceğiz 6 zincir çekiyorum son olarak bir sıra daha gösterelim arkadaşlar bu şekilde oluyor hepsi zaten aynı bir defa doladım Altı zincirimin üzerine tığımı bir defa dolayıp trabzanımın tepesine bu şekilde 1 2 2 bir kutucuk yaptım köşeme tekrar 3 zincir bir defa doluyorum trabzanımın tepesine 1 2 iki, 2 iki. ikinci kutucuğum 3 zincir bir defa doluyorum hemen arkadaşlar trabzanımın tepesine 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım 3 zincir bir defa doladım Evet şimdi trabzanımızın tam tepesine 1 2 2 1 2 3 zincir bakın arkadaşlar tam bu iki zincirimin üzerine attığımı 1 2 2 düşünün arkadaşlar bir de bunu hiç sık iğne zence çekmeden döndüğümüzü daha zor olacak bu şekilde beyaz kısmı arkadaşlar alt kısmını bu şekilde yapıp devam edeceğiz şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeğimizin ortası için bu hürrem boncuklarından kullanıyoruz bu hürrem boncuklarını arkadaşlar şöyle dikkat ederek hani kırı şeyi var mı diye ona göre çünkü emek sarf ediyoruz şimdi arkadaşlar ipimizi zincir çekerek tığımıza tutturduk bu şekilde bir tanesini şöyle alıyoruz kontrol ettiğimizi buradan iki boncuğun arasından bir sık iğne yapıp tutturdum bu şekilde buraya dört tane zincir çekiyorum düz yüzündeyiz arkadaşlar dört zincirimi ilk bu şekilde kapattım buraya bir yuva yaptım. Tekrar 4 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar buraya. Bütün bu boncukların kenarlarını 4er zincir çekerek arkadaşlar dolanıyoruz. Yuvalar yapıyoruz bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde onu yakalım arkadaşlar. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve ilk yaptığım yuvanın zincirin içine arkadaşlar en son yaptığım 4 zinciri bu şekilde kapattım buraya. Bu şekilde yuvalar yapmış olduk arkadaşlar kenarlarına. Ve 3 tane zincir çekiyorum buraya. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine bu dört zincirden yaptığım yuvamın içine bir, iki, iki. Toplam altı tane arkadaşlar buraya bu trabzanlardan yapıyoruz. Üç oldu. Dört, beş, altı. Evet arkadaşlar 3 zincirimle beraber altı olacak. Altı oldu. Bir defa doladım ikinci yuvaya da aynı şekilde 1 2 2 girdim tekrar bu şekilde 2 3 4 5 ve 6 Evet arkadaşlar tüm bu yapmış olduğum altı yuvanın hepsini arkadaşlar böyle yuvaların içini altı şerit trabzanla dolduralım Evet arkadaşlar 6 tane. Bu şekilde yuvalarımı 6 şer trabzanla doldurdum. Ve şu şekilde arkadaşlar ilk yaptığım trabzanın da içine girip ilmek aldım. Bu ilmeği de tığındaki ilmekten geçirip şöyle bir sahte sık iğne dediğimiz işi yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu koparmıyoruz. Şöyle 3 sence çektik. Bu burada dursun. Şimdi beyaz ipimizi alıp takıp gelelim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz bakın bu papatyanın ters tarafını çeviriyorum. Şu ipi bıraktığımız yerden arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Şöyle tutmak için 10 dedim. Ve 11. arkadaşlar. 11. trabzanın tepesine sık iğne yaparak tığımı tutturdum. Tekrar da sayabiliriz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, doğru tutturmuşuz. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi buraya yaptım. Toplam şimdi 15 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu şekilde arkadaşlar 15 tane zincirimi çekip aynı bu sık iğnenin içine bu şekilde kapattım. Hemen yanın arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyorum. Sadece ilk başlarken 3 sık iğne, diğerleri 5 sık iğne. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane de sık iğne yaptım. Yine bu 5 sık iğnenin aynı yere 15 tane zincir çekip kapatacağım. 6 7 8 9 1 12 13 14 15. 15 zincirimi aynı sık iğnenin içine kapattım. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Bakın 2 tane yuvam oldu. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 hemen 5 tane sık iğne yapınca 15 tane zincir 12 13 14 15 15. zincirimi aynı sık iğne yine aynı şekilde arkadaşlar 3 yuvamız oldu bu şekilde yuvamızı 5'e çıkarıyoruz Evet arkadaşlar yuvamız 5 tane oldu bu şekilde Yine ilk başken yani 3 sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Buraya yine sık iğne yapıyorum bu şekilde. 1 2 Evet arkadaşlar 3 tane sık iğne olacak. 3. sık iğnemizi de buraya yapıyoruz. İpimizi tutturmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekilde dönüyoruz düz yüzüne. Düz yüzüne döndük. Şimdi düz yüzündeyiz arkadaşlar bir defa doluyorum buradaki çektiğim yuvanın içine 1 2 2 trabzan yaptım buraya yine bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 10 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde 3 4 5 6 bir defa doluyorum. 7 8 9 ve 10 Evet. 10 tane trabzanı bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 Yine aynı şekilde buraya 10 da buraya yapıyoruz. Arkadaşlar şekil tutayım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3 seferde. Üçüncü trabzanı. Dördüncü. Bir defa doluyorum. 3 seferde. 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Burada arada 5 tane yapmıştık. Tam ortadaki arkadaşlar bakın. Tam ortadaki 3. sık iğnemin arasına girip yaptığım bu yuvayı kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. Tam ortadan arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvaya girdim. 1, 2, 2. Tam 10 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Buraya 1, 2, 2 bir defa doluyorum yuvaya girip 3 seferde trabzan alıp yapıyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar 10 tane trabzanı yapınca hemen buraya 3 tane zincir çekip bir defa doluyorum. 10 trabzanda da arkadaşlar bu tarafı yapıyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane arkadaşlar trabzan oldu. Yine aynı şekilde buradaki 3. sıkı iğnemin içine kapattım. Aynı bu şekilde arkadaşlar diğer yuvaları da dolduralım. Sonra bu pembe kısmını yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar tüm yuvalarımızı bu şekilde doldurdum trabzanlarla onar trabzan karşılıklı. Ve burada bıraktığımız pembe ipimizi tığımı taktım arkadaşlar. Ve sırasıyla bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Her trabzanımın tepesine bir sık iğne. Her trabzanımın tepesine bir sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde bu trabzanlarımın kenarını çiçeklerimin kenarına sık iğne yapmış oluyorum. Evet 10 tane trabzanımın tepesinin her birine de sık iğnemi yaptım. Yuvama arkadaşlar girdim. 2 tane sık iğne yaptım. 4 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvaya bu 4 zincirimi kapattım hem de bir sık iğne oldu yanına bir sık iğne daha yapıyorum 2 oldu arkadaşlar ve bu taraftaki trabzanların tepesine de sık iğne yaparak arkadaşlar aşağı ince yandakine bir sık iğne hemen sırasıyla tüm trabzanları arkadaşlar sık iğne yapıyorum bu şekilde bir tane kaldı arkadaşlar onu da yaptım şöyle arkadaşlar geçiş yerine de şu geçmiş kapattığımız yere de bir tane yapıyorum hemen diğer yaptığım trabzanıma geçiş yaptım arkadaşlar oraya da bir sık iğne yaptım bu şekilde tüm trabzanlarımı yine aynı şekilde arkadaşlar burada yaptığım gibi bir tane beraber yaptık bunu yaptığım gibi arkadaşlar hepsini sık iğne ile doldurup buraya sadece kirpik yapacağız Evet arkadaşlar bu şekilde yaprakların sık iğnelerini tamamladım çiçeğimiz arkadaşlar hazırdır ve bu bıraktığımız 10 tane yere de sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini 3 4 5 6 7 9 ve 10. Arkadaşlar dibine yapıyorum bu şekilde. İpimi koparıyorum. Şimdi çiçeğimizin arkadaşlar monte işlemine geçelim. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar ilk başlarken bu şekilde 5 tane kirpikli sık iğne yapıyoruz. Altıncıya zincirimizi çekerek başlıyoruz. Fakat bu ikinci ara birbirine hani yakın açısında bu şekilde. Fakat gülümüzle ikinci yaprağımızın arası yani çiçeğimizin arası 10 tane bu şekilde kirpikli sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 9 tanesini ben yaptım arkadaşlar. Bir tanesini de beraber yapıyoruz. Hemen bu şekilde bu arama kutucuğumun içine bir geçiş sık iğnesi bir de ben yaptım 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi bu aynı kutucuğumun içine kapattım. Bu birinci sık iğnem kapatmak için. Bu da ikinci sık iğnem. Tekrar arkadaşlar buraya sık iğne ile geçtim. Şimdi arkadaşlar şu yaprak işlemimizi yapacağız. Tekrar buranın sık iğnesi 2 olması için bir tane daha sık iğne yaptım. 14 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincirimizi çektik arkadaşlar ters yüzüne dönelim. Ters tarafına döndük. Alttan 7 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ters tarafından 7. zincirimin için arkadaşlar kapattım. Bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Düz tarafına dönüyorum. Ve yuvamın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi kapattım bu şekilde yuvama. Evet bir tane arkadaşlar yaprağımız için damar yaptık. Şimdi 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. İkinci yuvamızı da bu şekilde yaptık. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş biri birinden daha uzun oluyor. Şimdi 16 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincirimi de aynı yuvanın içine bu şekilde kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci kez 16 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığımızın ters işlemini bir de bu tarafa yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve yuva da kapattım bu şekilde. Evet, iki tane yan yana 16 zincirim oldu. 14 tane zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 14'üncü zincirim. Bunun tam karşılığı olan 14 zincirim. Tekrar 12 zincir. 8 9 10 11 12. Ve 12. zincirimi de aynı yuvanın içine kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bak. Üç bir tarafta, üç bir tarafta aynı sayılara bağlı bir yuvalar yaptım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi döndüm arkadaşlar. Ters tarafındayım. Buradaki direk arkadaşlar kapattım yuvamın içine. 12 zincir yuvamın içine. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu 14 zincirli yuvamdan tutturdum bu şekilde. Tekrar 5 zincir ve Bakın arkadaşlar. Tam ortaya geldik. 2 tane 5'e zincirli yuva yaptık. Şimdi bu 2 tane 16'lı zincirli yuvanın arasına 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi kapattım. Diğer yuvamın içine. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi tutturdum buraya. Bu şekilde. 5 zincir yuvama tutturdum. Evet arkadaşlar yine aynı buradaki gibi 8 zincirle aşağı ineceğim 2 3 4 5 6 7 8 aynı bu yaptığım yuvanın için arkadaşlar ana yuvada kapattım bir zincir çekip döndüm iki zincir çekelim hatta arkadaşlar bir defa doladım bu yapmış olduğum 8 zincirli yuvaya girip 2 2 aldım. Buraya tam 9 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu da dokuzuncu trabzanım arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Bu yapmış olduğumuz sık iğnemizin üzerine hani zincirimizi tutturduğumuz sık iğnenin üzerine yine aynı şekilde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsak geçişlerimiz aralıklı olacak güzel durmayacağı için bu şekilde buraya sık iğnemizin üzerine de bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir defa doluyoruz arkadaşlar. Buraya 3 seferde 1, 2, 2 Yavaş yavaş yaprağımızın boyutunu büyütüyoruz. Bir defa doladım, yuvaya girdim. Bir, iki, iki. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. Bir, iki, iki, üç oldu. Dört oldu ve beş oldu. Bu beş zincirli yuvaya da beş tane trabzan yaptım. Yine bir defa doluyorum arkadaşlar. Bu yaptığım sık iğnemin tepesine yine bir tane aynı şekilde bir trabzan yaptım Bir defa doladım tekrar arkadaşlar 5 senceli yuvaya yine 5 tane Aynı şekilde trabzan yapıyorum 1-2-2 bir, bir defa doluyorum yuvaya girdim 1-2-2-3 oldu Aynı şekilde Bu da 5. trabzanım Bir defa doluyorum yine sık iğnenin Tepesine bir tane trabzan yapıyorum üç seferde çıkarıyorum. Tığımızın başını iki defa doluyoruz. Bu 8 zincirli yuvamızın içine de arkadaşlar 1 2 2 2 Biraz daha büyütüyoruz trabzanımızın boyunu arkadaşlar. Tekrar iki defa doladık. 1 2 2 2 İki defa doluyorum tığımın başına. 1 2 2 2 3 oldu. Aynı şekilde 4 seferde arkadaşlar çıkarıyorum. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya dört tane zincir çekiyorum. Buraya bir kirpik yapacağım. Bu şekilde trabzanın arasına değil de arkadaşlar. Şöyle bakın şu yandaki zincirin içine girip buraya bir kirpik yaptım. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girdim. Bir, iki, iki, iki. İki defa doluyorum. Yuvanın içine girip bir, iki, iki, iki. Tekrar arkadaşlar buraya dört tane daha bu şekilde trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar arkadaşlar buraya sık iğnemizin tepesine girdim. 1 2 2 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bu 5 zincirli yuvalara indim bu şekilde. Buraya 1 2 2. Yine 5 tane arkadaşlar bir defa dolayarak 3 seferde buraya trabzan yapacağım. 2 oldu. Bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 3 4 Bu tarafta nasıl yaptıysak arkadaşlar bu tarafı da aynı şekilde aynı boyuttaki trabzanlarla dolduruyorum. 3 seferde bir defa doladım. 1 2 2 bir defa doluyorum. Yine 5 zincirli yuvamın içine girip 1, 2, 2 1, 2, 2, 3 3. yapıyoruz. Bir defa doluyorum. 4. trabzanım. Ve bu da 5. trabzanım arkadaşlar. Şimdi sık iğnenin tepesine de aynı şekilde 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2, 2 alarak bu 8 zincirli Son yuvanın içini de 9 tane trabzanla dolduruyorum. 1 2 Bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 3 4 5 6 7 8 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine aynı yuvanın içine 9. trabzanımı kapattım ve yuvaya giriyorum. Bu şekilde hepsini aynı seviyede yapıyorum arkadaşlar. Evet, yaprağımız şimdi hazır. Buraya yine 14 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 6 7 8 9 1 12 13 14. 14 tane zincirimi çektim. Ters tarafına dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bu sefer üstten sayacağız. Tığımın olduğu yerden 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 5. yuvaya, 5. zincirin içine kapattım bir yuva yaptım. Şimdi bir zincirle dönelim tekrar düz yüzümüze, düz tarafımıza ve yuvanın içine bir sık iğne yaparak girdim. Bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirim arkadaşlar. Buradaki bakın şu sık iğne yapmıştık ya. Şöyle ters çeviriyorum ben. Ters çevirdim. ilk şu dibindeki ilk sık iğnemin içine buradan bir ilmek alıyorum, kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm arkadaşlar bu şekilde. Bu yapmış olduğum 5 zincirin içine 5 tane sık iğne yapıyorum. bir. 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım 6. bu küçük yuvada 5 zincirli yuvada arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde bir tane dalımızı yaptık arkadaşlar yine 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 çeviriyorum arkadaşlar şimdi bunun tam ortasını 1 2 3 bakın tam orta yere bu şekilde kapattım tam ortaladım kapattım bir zincir çektim yine düz yüzüne döndüm bu çektiğim 5 zincirimin içine yine 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde altıncı yine bu küçük yuvada yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şu en dibe batacağız arkadaşlar. Çevirdim. Buradaki 1, 2, 3 sayalım arkadaşlar. En dibine kapattım. Bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Yine aynı şekilde buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi dallarını yapıp yaprağımıza tutturmuş olduk. Geriye kalan bu zincirimizde de arkadaşlar 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 şöyle tutayım arkadaşlar. 7 8 9 ve 10 10 tane buraya sık iğneyi yapınca arkadaşlar hemen bağlantı için bu yaprağıma yaptığım zincirime de direkt arkadaşlar aynı yerden olması için buraya da 8 tane yapıyorum. 4 6 7 8. de yuvada yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapattım buraya. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar buradan 5 tane de buraya yapacağız ee, şu kirpikli sık iğnelerden 6. ya çiçeğimizi monte edeceğiz 2 tane sık iğne yaptım 4 zincir kapattım buraya tekrar arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaptım bir zincirin battığım sık iğne bir de yanına ben yaptım bu şekilde iki tane sık iğne oldu. Yandaki tığ battıya geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanına bir sık iğne daha. 2 4 zincir. Bu şekilde kapattım bir kirpik yaptım. Kapattığımla arkadaşlar yanına bir tane daha yaptım. 2 sık iğne oldu. Şimdi geçiş için bir sık iğne. Bir de yanına ben yaptım. 2 sık iğne. 4 zincir kapattım buraya bu birinci sık iğne bir de yanına girdim bu ikinci sık iğne Üç tane oldu hemen yanındaki kutucuma girdim yanına bir sık iğne yaptım 4 zincir kapattım buraya bir tane kirpik yaptım yanına bir sık iğne yaptım geçiyorum kutucuma bir sık iğne yaptım yanına bir sık iğne daha yaptım 2 4 zincirimi çektim kapattım buraya ve yanına hemen bir sık iğne daha yaptım 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar 5 tane ise tamam şimdi buraya bir iki sık iğne daha yaptım hem geçiş hem bir tane daha bir iki zincir iki zincirimi çektim şöyle arkadaşlar yaparken dönmüştür bu şekilde şöyle dümdüz olduğuna bakalım bura bana ters tarafı bakıyor arkadaşlar Şöyle şu kısmın düz olduğuna dönük olmadığına bakın dal kısmına Burada yaptığım 4 zincirli kirpiğimin içine Çektiğim iki zinciri kapattım bu şekilde Tekrar iki zincir çekiyorum Buraya hem tomurcuğumu yapıp hem de çiçeğimi Montelemiş oldum arkadaşlar bu şekilde Beyaz kısmı örnek amaçlı olduğu için az yaptım arkadaşlar Yine Buraya siz 10 tane arkadaşlar buradan sonrasını aynı bu şekilde 1-2 sık iğne yaparak ikisinin arasını 10 tane bu şekilde yapıp ondan sonra çiçeğinizi monte edeceksiniz. 4 zincirimi çektim, kirpiğimi yaptım. Bu şekilde birinci sık iğne, ikinci sık iğne. Evet arkadaşlar bu şekilde 10 tane kirpik arası verilecek. 1 2 3 4 zincir kirpiğimi kapattım buraya yanına bir sık iğne yaptım ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar ipimi yakayım döneyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimin zarafeti çok güzel çok hoş bir model oldu İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Biz havlu kenar olarak yaptık ama arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu şekilde yapacak arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.